Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile baş başa bırakıyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Meselemiz sadece Sayın İmamoğlu'nun hak ettiği makamı korumak değildir. Meselemiz İstanbul seçmeninin iradesini korumak, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik değerlerini korumaktır. Dün yargı bir kez daha siyasallaştı. Ama bizim meselemiz siyaset üstü bir meseledir. 6 genel başkan olarak buradayız. Farklı siyasi partilerdeyiz. Ama hepimiz aynı gür sesle insan onuru diyoruz. Temel hak ve özgürlükler diyoruz. Demokratik hukuk devleti diyoruz. Bu masa dağılmayacak, dağılmayacak, dağılmayacak. Ve meselemiz kimin hangi mevkiye geleceği meselesi değildir. Biz mevkilerin, makamların peşinde değiliz. Meselemiz Türkiye'nin geleceğini, gençlerimizin hiçbir zaman terk etmeyi düşünmeyeceği yeni bir ülke olarak inşa etmektir. Allah'a emanet olun. Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'ı davet ediyoruz. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Çok öfkelisiniz. Hepimiz çok öfkeliyiz. Olanları kabul etmiyorum. Bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu reddediyorum. Ekrem İmamoğlu kardeşime yapılan bu hukuksuzluğu reddediyorum. Daha birkaç ay evvel Canan Hanım'a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Demirtaş'a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. İktidarın seçimi kaybettiği belediyelere atadığı kayyumlarla rövanş almasını reddediyorum. Değerli arkadaşlar, farklı kimliklerden, dünyadan korkmayan bir Türkiye istiyoruz biz. Nasıl bir Türkiye'de yaşayacağımızı inşallah bu meydan belirleyecek, bu meydan ilk seçimde karar verecek. 85 milyon birden büyüktür. Türkiye birden büyüktür diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selam. Şimdi Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'ı davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Türk milletinin tarihi yürüyüşünde bir önemli kilometre taşının bulunduğu noktadayız. Bir büyük üzüntü içerisindeyim. Üzüntümün sebebi şudur aziz İstanbullular. Bu büyük ülke, bu büyük millet bu kadar kötülüğü hak etmiyor. Hak etmiyor. Hak etmiyor. Yek vücut oluyoruz. Hep beraber yeter söz milletin diye haykırıyoruz. Ama bilsinler ki bu kararın nokta kadar milletin vicdanında bir karşılığı yoktur. Bu kararı aranları biliyoruz. Bu kararları aldıranları biliyoruz. Bilmiyor muyuz? Muhterem Genel Başkanımız sizinle beraber olmayı çok arzu etti. Fakat önceden planlanmış takvime bağlı küçük bir sağlık sorunu nedeniyle maalesef aranızda bulunamamaktadır.
verilen bu kararı kamu vicdanı asla ve asla hukuki olarak kabul etmemiştir. Bu verilen karar kamu vicdanında siyasi bir karar olarak algılanmıştır. Tıpkı yıllarca önce yine aynı yerde, aynı makamda bulunan kişi için okuduğu bir şiir nedeniyle verilen bir kararı algıladığı gibi, dünden bugüne adalet mekanizmasını kişisel ve siyasi hesaplarla bu mekanizmaya müdahale edenler mutlaka ve mutlaka zaman içerisinde kaybetmişlerdir. Buradan açıkça ilan ediyoruz. Birileri hukuksuzluk yaparken, adaleti çiğnerken biz hukukun dışına asla çıkmamaya kararlıyız. Hukukun sınırları içerisinde kalmaya devam edeceğiz.